Dediklerimi şöyle kısaca bugün maç içinde çıkan resimle bir tekrarlayayım. Özellikle rakibimizin top kendindeyken 3-4-3, top rakipteyken 5-4-1 ama oyunun içindeki en önemli konu başlığı direkt oyunlar, ikinci toplar, korner ve taçlardı. İstersen bunu tercüme et, sonra devam edelim. So, good evening everyone. We played the first official match of the season 24-25. So let me just repeat what I said in the press conference that we held yesterday, because we saw the same images that we talked about. We said that our opponent would be playing with the formation 3-4-3 on the ball, and when they were off the ball, we said they would play 5-4-1, and we said they would prefer to play a direct football, and they would try to look for, you know, their chances on the set pieces and transitions. Rakibin korner sayısı da fazlaydı, taçı da fazlaydı. O onların oyun planlarından bir tanesiydi. Buradaki ana konu, bir de eğer topa biz sahip olduğumuz süreçte geçişleri vardı. Biz özellikle rakibin bu güçlü taraflarında ikinci toplarda zaman zaman baskıya giderken direkt oynamalarından dolayı rakibin daha fazla topa sahip olup bizi biraz daha zorlama gibi bir durum oluştu. So as we said, they had a lot of corner kicks and they had a lot of throw-ins. And in this case, when we had the ball, when we were on the possession of the ball, the opponent team, they were trying to do transitions as we spoke the other day, and they were trying to, you know, we were trying to get the second balls. In this case, when we were trying to play direct football, and just because, you know, sometimes they preferred direct football, sometimes we couldn't get the ball and they could get the possession of the ball more than us. Ve özellikle topa sahip olup çalıştığımız çözüm noktalarını, hücum opsiyonlarını zaman zaman çok doğru uyguladık. Özellikle kenarlardaki köşe oyunlarında rakip ceza sahasının altı pasına kadar giyip atamadığımız final pası veya attığımız, giremediğimiz pozisyonlar vardı. Ve özellikle zaman zaman da erken final pası atmak bizi biraz daha rakibin bizi koşturmasına neden oldu. Bu erken final paslarını biraz daha geriden, daha uzun atmak, erken maçı koparmak, erken bir an evvel sonucu cebine almak gibi bir duyguya da oyuncu zaman zaman büründü. So we were talking about this. We said we were working on the attacking options, and sometimes the final pass was too early, and because of this, you know, we had really chances, but the only problem was that, you know, sometimes we were in the 6-yard box of the opponent, the final touch was missing, and sometimes we couldn't send this final pass. Maybe sometimes we weren't successful in, you know, finding our teammate in the opponent's box, but sometimes because of these early final passes, the opponent got the ball and they made us run. So, and we could, we said we had to finish, you know, the attacks, but we could minimize the attacks, the set pieces of the opponent. Final pasını erken yapmasaydık belki sayısı olarak daha fazla pozisyona girebilirdik ama bir müsabakada girebilecek yeterli derecede pozisyona girdik ama son dakikaya kadar sarktı. Burada özellikle rakibe verdiğimiz pozisyonlar da var. Burada özellikle kaptanımız Çakır'ın sezona çok iyi başlaması ve bizi böyle bir durumda ayakta tutması bence çok değerliydi. Artı bütün takımı bu anlamda tebrik ediyorum. Yani beraber düşünen, beraber hareket etmeye çalışan böyle galibiyetler, ilk müsabakalar çok zordur. Özellikle böyle maçları kazanmak oyunu da, skoru da daha hızlı adımlar atmamızı sağlayacaktır. Genç ve yeni gelen Trabzon kökenli oyuncumuzun da ilk resim maçında böyle bir gol atması bizi son derece mutlu ediyor. O da bizim oyunumuzu hızlandıracaktır. Onun için rakibi hep tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir sonraki haftada rövanşında Trabzon'da sağlıklı biçimde iyi bir oyun, iyi bir skorla, daha ileri gitmiş bir oyunla beraber olacağız inşallah. And you know, if we didn't try this early final passes, maybe we would be able to finish the game earlier than what we expected. But in this case, you know, sometimes we get chances to our opponent. But I want to congratulate our captain Uğurcan Çakır in this case, because in some chances of the opponent, he kept us alive. You know, he helped us a lot. So I want to thank him because he started really well to the season. And I want to congratulate my players because these kind of matches, the first official matches of the season, they're always difficult. So, you know, these kind of victories, the victories in the first matches will accelerate all the team and, you know, it will help us to take a step further. And also I want to congratulate Gian Chanak, our player who was born in Trabzon. with an excellent goal, he started his career in our team. So these kind of results, these kind of victories, we'll also congratulate, because I want to congratulate everyone also on this half, because we won the match, and you know, now next week we are going to be playing the second match in Trabzon. I hope with a better football, with a better result. Evet. Varsa sorularınızı alabiliriz. Ali Kemal Bey. Hocam öncelikle tebrikler. Teşekkürler. Bu tür maçların gerek fiziksel, sahanın fiziksel yapısı, gerek rahatlığın, konunun nedeniyle motivasyonda sıkıntılı olan maçlar olduğunu biliyoruz. Sadece geçmişten bugüne kadar. Bu fiziksel şartlar doğrultusunda filan paslarından bahsettiniz. Daha önceki hazırlık maçlarınızda hızlı hücuma çıkan, çok adamlı hücuma çıkan, organize oyun ve oyuncu bütünlüğünü sağlayan Trabzonspor'u. Sahanın fiziksel şartları oyununuzu tam anlamıyla oynamak konusunda sizi engelledi diyebilir miyiz? Özellikle Çin konusunda dürbünden bakıldığında sanki sıkıntı varmış gibi görünüyor final paslarında. Yeterli sağlamaması konusunda. Şöyle söyleyelim o zaman, erken final pası diye bir ifade kullanmıştım. Motivasyonla da bir problemimizin olmadığını düşünüyorum. Yani bunu soyunma odasında, antrenmanda, maçı çıkarken oyuncuda çok net görebiliyoruz. Zemin düzgün duruyordu ama havanın sıcak olmasından dolayı, çabuk kuruduğundan dolayı belki tekrar ıslanmasıyla ilgili, pasın şiddetiyle ilgili bir problem olabilirdi. Biz organize ataklar doğru geliştirdiğimizde zaten 6 pasa kadar indik. Erken final pasları zeminle ilgili değil, bir an evvel koparma duygusu aslında. Bunu zaman zaman örnek veriyorum, Edin'in ilk yarıda attığı var, eğer geçse Trezeguet net karşı karşıya kalacak. İkinci yarıda 2 tane üst üste var Trezeguet'in karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Stadyum için söyleyeceksen Ali abi, hani 2 kalenin arkasının boş olması tabii ki konsantrasyon açısından, görseli açısından, oyuncu açısından, seyreden açısından zaman zaman inişleri çıkışları olabiliyor ama baktığımda oyuncuların bugün kazanmak için odaklı bir şekilde hareket ettiklerini düşünüyorum. So the question was about the physical conditions of the pitch. Mr. Journalist, he wanted to ask about the physical condition of the pitch today, and he was asking if the physical condition of the pitch affected the motivation of the players, because we know that, you know, these kind of pitches are hard to play in. And I want, Mr. Journalist also wanted to ask if the conditions of the pitch prevented you from playing your own football, the football that you always prefer to play. And the answer from our coach was, I always use one word, I say early final passes. You know, early final passes, they were the reason, because today our players, you know, with the feeling of trying to finish the match, trying to kill the match as early as possible, they were trying to send in many early final passes. But, you know, motivation-wise, I can tell you that in the dressing room, in the trainings, you could see really clearly that motivation wasn't missing. So the players, they were motivated completely. And I can tell you that because of the hot weather today, the pitch was getting dry really quickly, and maybe, you know, this also prevented us some, you know, from playing our own football. But I always say, you know, this early final passes, they were the reason. And sometimes the players, they get the feeling that they need to finish the match, they need to kill the match as quick as possible. And for example, I can tell you that, for example, in the first half, Edin Visca, he sent some balls to Trezeguet. You know, he had maybe 2 times 1v1 chance with the keeper. We couldn't, you know, use these chances, but if we could have used these chances, then we could have killed the game earlier. And also about the image of the whole stadium, if you talk about the stadium, maybe not having stands behind 2 goals, it can also affect the feeling, it can also affect the image that you're seeing. So I can also tell you this about the stadium. Büyük ümitlerle gitti Avrupa Şampiyonası'nda süre almadan geri dönen Uğurcan Çakır. 3 günde ne değişti de bugün böyle bir Uğurcan çıktı karşımıza? Uğurcan'ın zaten böyle bir potansiyeli var, biliyorsunuz. Yani Trabzonspor tarihinin bütün kupaları kazanmış, altyapısından çıkmış, en değerli ve milli takıma kadar Avrupa şampiyonluğu görmüş. Çok önemli deneyimler kazanmış. Ama oyunun içinde, hayatın içinde inişler çıkışlar var. Hepimizin içinde var bu. Onun için bir gün sonraya yeniden bakmak zorundayız. Yeniden ayağa kalkmak zorundayız. Yeni fırsatları değerlendirmek zorundayız. Çakır da bunu hemen, akıllı bir çocuktur, dönüşünü gelir gelmez belli etti aslında antrenmanlarda. Tamamen odaklı, iyi çalıştı. biz kendi aramızda çok iyi geldi, çok iyi döndü diyorduk. Bugün cevabını verdi. Umarım böyle devam eder. And the question, the second question of Mr. Jones was about Uğurcan Çakır, our captain. I can tell you that in Euro 24 he didn't get any minutes, but he was there with the hope of getting minutes, but he didn't get any minutes at all, you know, in this European competition. So the answer from our coach was Uğurcan Çakır. He's a player who was raised in the academy of our team. He's a player who won all the cups with the jersey of Trabzonspor. But you know, in football, like in life, you have some ups and downs that everyone can experience, everyone can suffer. But you should always stand up. You should always look at the future. You should always see the bright future ahead of you. But Uğurcan is a smart boy. So when he came back from the Euro 24, he showed everyone that he was focused, and us, the coaches, when we were talking to each other, we said that we could see that he was really focused, he was really back, and today also he showed a really good performance and helped us a lot. Congratulations, coach. I want to just ask on your opinion on Ruzomberok, and also if they surprise you something today. Thank you very much. Naša otázka byla termíněna na to, že Hocam, Ruzomberok takımıyla ilgili olarak düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir de siz bugün herhangi yaptıkları bir şeyle beraber bir sürprize uğrattılar mı acaba? Şaşırtıcı bir yönleri var mıydı? Yok, maçtan evvelki basın toplantısında söylemiştim. Hem oyun formasyonlarını, top kendilerindeyken ve top rakipteyken. Direkt oyunları zaten vardı, pas kanallarını kullanmıyorlardı. Bir de en büyük silahları direkt oyunun dışında duran toplar, kornerler yani ve kenar ortalar ve taçlardı. Bununla ilgili net bir şekilde çalışmışlar. Biz de özellikle hani geçiş vermedik gibi en güçlü silahlarından bir tanesi ama diğer taraflarını güçlü bir şekilde kullandılar. Onun için dışında ekstra bir şeyle karşılaşmadık. So I can tell you that we were surprised at all, but because the press conference that we held, the day before the match yesterday, we also said about their formation, so we knew what they would do. So because you can see clearly that they prefer to play direct football. They are not using the passing channels, so they prefer to play direct. And their biggest weapon, we can say, are the set pieces and throwing. You can see really clearly that they are working on this, and we need this. And I'm thinking that maybe transition-wise, maybe we didn't give them any chance at all. But you could see clearly that they were working on the set pieces and throw-ins, but we knew it, and also the press conference that we held yesterday, we also talked about it. We also said it. Başka soru var mı? Teşekkürler. Teşekkürler, iyi akşamlar.